göl diyarın birinde bir padişah ve 3 oğlu varmış. Padişah oğullarının evlilik vakti geldiğini anlayınca oğullarının ellerine 3'er tane okey vermiş. Bu okları rastgele atın, demiş. Herkesin oku nereye rast gelirse oraya en yakın yerde oturan kızla evlenecek, demiş. Büyük oğlan okunu atmış ve okey bir kasabın evinin önüne düşmüş. Ortanca oğlan atmış ve okey bir marangozun evinin önüne düşmüş. Sıra küçük oğlanın okunu atmasına gelmiş. Küçük oğlan okum iyi yere düşsün diye tepenin üstüne çıkmış. Küçük oğlanın oku da bir gölün kenarına düşmüş. Büyük oğlan kasabın kızıyla, ortanca oğlan marangozun kızıyla evlenmiş. Küçük oğlanın okunun düştüğü yere hiçbir kızın evi yakın değilmiş. Padişah düşünmüş, taşınmış bu işin altından kalkabilmek için gölün kenarında bir kurbağa bulmuş. Küçük oğlunu kurbağayla evlendirmiş. Küçük oğlan ben bir kurbağayla nasıl evlenirim, ne yapacağım kurbağayla diye kara kara düşünürken rahatlamak için bir süre evden ayrılmayı düşünmüş. Dağ tepe gezmiş durmuş. Eve geldiğinde gözlerine inanamamış. Ev tertemiz, yemekler mis gibi. Bu işe çok sevinmiş ama kimin yaptığını anlamamış. Ertesi sabah evden ayrılıp akşam eve tekrar döndüğünde ise yine aynı durumla karşılaşmış. Bunun nedenini araştırmaya karar vermiş. Sabah kalktığında dışarı çıkar gibi yapmış ama bir yere saklanmış. Bir de ne görsün kurbağa dünyalar güzeli bir kıza dönüşmüş. Bütün işleri görüp tekrar kurbağaya dönüşmüş. Ertesi sabah kalkıp kızı yakalamış, kendisinden korkmaması gerektiğini söylemiş. Kızla anlaşmışlar. Bir gün padişah gelinlerini ziyaret etmeye karar vermiş. Büyük gelinin evine gitmiş. Ev çok pis ve dağınıkmış. Ortanca gelinin evine gitmiş, onun evi düzenliymiş ama gelini çok kötü huyluymuş. Küçük gelinin evine gittiğinde ise şaşırmış, ev çok temizmiş ve evde bir kurbağa yerine çok güzel bir gelin varmış. Padişah gelinine aşık olmuş. Küçük oğlanın yanına gidip bir kurbağayla evli olmayacağını söylemiş. Oğlan bunu kabul etmemiş. Padişah ise 3 koşul söylemiş. Küçük oğlan bu 3 koşulu yerine getiremezse kurbağayı bırakacakmış. Birinci koşul bir tencere pilav getirilecek ve bu pilav bütün orduya yetecekmiş. Oğlan gelmiş, durumu eşine anlatmış. Eşi onun göl kenarına gidip büyük baldız, büyük baldız diye seslenmesini istemiş. Büyük baldız çıkınca ona pilav verecekmiş. Büyük baldız çıktığında ise pilavı alıp gelmiş. Ordu pilavı yedikçe pilav bitmemiş. İkinci isteği ise bir elma getirecek ve bu elma bütün halka yetecekmiş. Oğlan gelmiş, durumu eşine anlatmış. Eşi onun göl kenarına gidip ortanca baldız, ortanca baldız diye seslenmesini istemiş. Ortanca baldız çıkınca ona elma verecekmiş. Ortanca baldız çıkmış, oğlan elmayı alıp gelmiş. Halk elmayı yemiş yemiş elma bitmemiş. Padişah bu işe sinirlenmiş ve demiş ki senden öyle bir şey isteyeceğim ki asla bulamayacaksın. Küçük oğlana demiş ki bana bir adam bulacaksın, boyu bir karış, sakalı 2 karış olacak demiş. Oğlan gelmiş, durumu eşine anlatmış. Eşi onun göl kenarına gidip küçük baldız, küçük baldız diye seslenmesini istemiş. Küçük baldız çıkınca ona boyu bir karış, sakalı 2 karış bir adam verecekmiş. Küçük baldız çıkmış, oğlan boyu bir karış, sakalı 2 karış olan adamı alıp gelmiş. Adamın elinde bir ip varmış. Adam ipi padişahın kafasına vurmuş, sonra da onu sımsıkı bağlayarak hapse göndermiş. Yerine de küçük oğlu geçmiş. Küçük oğlan ve eşi de mutlu bir hayat yaşamışlar. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düştü, biri senin, biri benim, biri de bu masalı dinleyenlerin başına.